Kutsal Roma İmparatorluğu'nun ve Frankların İmparatoru Şarman, Batı ve Orta Avrupa'nın büyük kısmını hakimiyetine almak için 40 yıldan fazla bir süre adeta hiç durmaksızın askeri harekatlar düzenledi. Avrupa'nın, barbarların, Ortodoksların, İspanya üzerinden gelen Müslümanların ve de paganların saldırıları altında tarumar olduğu bir dönemde askeri ve siyasi açıdan gösterdiği diyaretli yönetimi ile Katolik Avrupa'nın nefes almasını, tekrar kendine olan güvenini kazanmasını sağlamış, bu yüzden karanlık çağlardaki ışık olarak da anılmıştı. Büyük Charles ya da bilinen adıyla Şarman, Orta Çağ'daki en etkili askeri liderlerden biri olarak tarihe geçmesi boşuna değildi. Zira orduları savaş alanından hep üstün çıkmış ve zaferleri Avrupa medeniyetinin köşe taşı olacak şekilde Cermen, Roma ve Hristiyan kültürlerinin birleşmesine yol açmıştı. Şarman, 2 Nisan 742 yılında 3. Pepin'in oğlu olarak günümüz Almanya'sının Belçika sınırı yakınındaki Aachen kentinde o sırada kendi bölgesini kontrol etmek için çabalayan ve komşularını hakimiyet altına alma mücadelesi veren soylu bir ailede dünyaya gelmişti. Babası Pepin 754 yılında güç kullanarak Frankların başına geçmiş ve tahta çıkar çıkmaz Loire nehrinin güneyindeki toprakları elde etmek ve İtalya'nın kuzeyindeki Lombardlara karşı Roma'daki papayı desteklemek için askeri harekatlara başlamıştı. İşte genç Şarman da bu seferler sırasında babasının yanında bulunarak kılıcın ağırlığını hissetmiş, savaşın acı tadıyla tanışmıştı. İngilizlerin Charles the Great, Danimarkalıların Karel de Groot, Almanların ise Karl der Grosse olarak isimlendirdiği Şarman'ın bembeyaz uzun saçları olduğu ve yaklaşık 2 metre boyunda olduğu söylenirdi. Kılıç ve haç ile Avrupa'yı birleştirdiği yorumu yapılan Frank kralı, günümüz Birleşik Avrupa fikrinin de babası olarak biliniyor. Topraklarında kültür ve bilimin gelişmesi için diğer ülkelerden getirdiği bilim adamı ve sanatçılarla küçük çaplı bir Rönesans'ın temellerini attıran Frank kralı, özellikle yaptırdığı çevirilerle Roma'nın edebi mirasının canlandırılmasında önemli rol oynamıştı. Babası Pepin 768 yılında öldüğünde geride iki varis bıraktı. Şarman ve Karloman bu çift başlılık krallığın başını ağrıtmasına gerek kalmadan 771 yılında Karloman'ın ölmesi Şarman'ın tek başına liderliğin kapılarını açacaktı. Bu arada Şarman 770 yılında stratejik bir adım atarak Frankların bir zaman düşmanı olan Lombardlarla ittifakı sürdürmek adına Lombard kralı Desiderius'un kızı ile evlenmişti. Kardeşinin ölümüyle birlikte karısını babasının sarayına gönderdi ve akabinde eşinin krallığına karşı savaş açarak imparatorluğunun topraklarını genişletmeye soyundu. Takvimler 774 yılını gösterdiğinde kayınpederini yenmiş ve Kuzey İtalya'daki Lombard topraklarını Frank İmparatorluğu'na katmıştı. Şarman, genişleme stratejisini temel olarak babasının papaya verdiği "çıkarlarınızı korumak için elinden geleni yapacağım" şeklindeki sözü üzerine temellendirmişti. Her ne kadar din bir bahane olsa da hiç şüphe yoktu ki toprak kazanarak sınırlarını genişletmek Şarman için herhangi bir ilahi kazanımdan daha kuvvetli bir motivasyon olmuştu. Ordusu Lombardları bozguna uğratmadan önce bile Şarman'ın asıl hedefi o dönemde bugünkü Almanya'nın kuzeyinde bulunan topraklarda yaşayan ve pagan bir topluluk olan Saksonlardı. Frankların 804 yılında Saksonları tamamen yenilgiye uğratmasıyla sona eren süreç geride 30 yıla yayılan 18 sefer bırakmıştı. Bu durdurak bilmeyen savaşlar ve Şarman'ın savaş sonrası politikalarının sonucunda Sakson nüfusunun dörtte birinden fazlası ölmüştü.
askerlerinin kılıcı ile karşı karşıya kalanlar ya Hristiyanlığı tercih etmek zorunda kalıyor ya da kellesinden vazgeçiyordu. Ordusu temelde silah olarak balta ve mızrak kullanan, kalkanla kendisini koruyan ve deri yelek giyen askerlerden oluşuyordu. Şarman'ın ordusunda ayrıca hatırı sayılır miktarda atlı şövalye vardı. Bunlar kendi çağdaşlarının silahlarından daha ölümcül ve uzun olan mızraklarıyla cephede dehşet saçıyor, bir tank gibi düşman mevzilerini yarıp geçiyorlardı. Frankların kralı ordusunu tam zamanlı olarak istihdam etmiyordu. Askerlerini 3 ila 6 ay uzunluğunda süren askeri harekatlar için çiftliklerden ve köylerden, özellikle bahar aylarında olmak üzere belli dönemlerde topluyordu. Fiziksel olarak engeli bulunmayan herkesin herhangi bir ücret ödemeksizin orduda hizmet etmesini mecburi kılmış, askerlikleri süresince de silahlarını ve yiyeceklerini kendisi sağlamıştı. Askerler ücret yerine savaş ganimetlerinden pay alıyordu. Şarman ayrıca askerlerinin hisselerini ve ihtiyaçlarını orduyu takip eden bir sığır sürüsüyle desteklemeyi de ihmal etmemişti. Şarman dönemin en iyi istihbarat servislerinden birini kurmuş ve düşmanın yerini ve cephanelerini tespit etmek üzere casuslar görevlendirmişti. Düşmanı şaşırtmak için genellikle ordusunu iki kısma ayırıyor ve sadece saldırırken birleştiriyordu. Savaş esnasında genellikle önce süvarileri sahaya sürüyor, ardından da piyadeleri desteğe yolluyordu. Savaş bir kere başladıktan sonra ise fazla taktik gerektiren manevralara girişmiyordu. Başarısının sırrı daha çok askerlerinin bireysel becerileri ve sayılarının çokluğundan kaynaklanıyordu. Şarman, Saksonlar ile savaştığı sırada imparatorluğunu bugünkü Güneybatı Fransa ve Güney Almanya'ya doğru genişletmek için de seferler düzenlemişti. Bugünkü Macaristan ve Bosna topraklarını almış ve Hunlarla bağlantılı bir kol olan Avarları yenmişti. Ama bununla yetinmeye niyeti yoktu. 778 yılına gelindiğinde İspanya'yı ele geçirmiş, her ne kadar Moğollara karşı tüm ülkeyi almaya yönelik çabaları başarısız olsa da İspanyol bölgesi olarak bilinen toprakların kuzeyini zapt etmişti. İnsanlık 8. yüzyılı kucaklamaya hazırlandığında Şarman artık Batı ve Orta Avrupa'nın büyük kısmını kontrol ediyordu. Dünyanın batısındaki en güçlü ordu onun emrindeydi. Aynı yılın Noel günü Şarman dua etmek için Roma'daki St. Peter's Bazilikası'na girdi. Papa 3. Leo burada Şarman'a taktığı taçla kendisini yeniden kurulan Kutsal Roma İmparatorluğu'nun yeni imparatoru ilan etti. Öte yandan Şarman'ın dümenine geçtiği bu yeni Roma eskisinden çok farklıydı. Öncelikle eskisinin yarısı büyüklüğündeydi. Toprakları günümüzün Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya ve Macaristan'dan oluşuyordu. Yunanistan, Anadolu ve Müslümanların elinde olan İspanya, Kuzey Afrika, Mısır, Suriye, Filistin ve Mezopotamya gibi eski Roma toprakları da Şarman'ın bu yeni imparatorluğunun sınırları dışında kalmıştı. Üstelik Şarman bir Romalı da değil, Cermendi. Tüm yaşamı boyunca Roma'yı sadece 4 kez ziyaret etmiş ve imparatorluğunu ahından yönetmişti. Zaten kendisi de Roma İmparatoru yerine Frankların kralı unvanını kullanmayı tercih edecekti. Şarman'ın imparatorluğunun sınırları öldüğünde Avrupa'nın büyük bir kısmını kapsıyordu. Ölümünün üzerinden bir kuşak bile geçmeden parçalanan toprakları ileride günümüz Almanya ve Fransa'sının temellerini oluşturacaktı. 800 yılından sonra sınırlarını genişletmeyi durduran bu büyük savaşçı
daha çok kuzeyden Vikingler ve Danimarkalılardan, güneyde ise Bizanslar ve Akdeniz Araplarından gelen tehditlere yoğunlaştı. 28 Ocak 814 yılında 71 yaşında ölüp ahına gömülene dek çok büyük bir savaş yaşamayan Şarman, ömrünün son yıllarında daha çok ekonomik ve kültürel reformlara ağırlık vermişti. Birleşik bir Avrupa'nın kurulması, Batı kültürünün temellerinin atılması bakımından önemli bir misyon gerçekleştiren Şarman, bir komutan olarak her fırsatta liderlik özelliklerini sergilemekten kaçınmadı. Hukukun üstünlüğünü geliştirmede, kitapların ve eski yazıların çoğaltılmasında, Hristiyan öğretisinin yayılmasında ve Latince'nin öğretilmesinde gösterdiği gayretle Orta Çağ'ın önde gelen liderlerinden biri olduğunu kanıtlamıştı. Bununla birlikte icraatları Avrupa ve Asya'yı kana bulayan ve asırlarca sürecek olan gelecekteki din savaşlarını tetikledi. İmparatorluğu ölümünden sonra sadece 30 yıl yaşamış olsa da Şarman, bugün Batı medeniyeti olarak bilinen oluşuma beşiklik edecek şekilde Hristiyan, Cermen ve Roma kültürlerinin karışımının mimari olarak tarihteki yerini almış, hiç şüphe yok ki Avrupa'nın gördüğü en tarih değiştirici krallardan biri olmuştu. Öte yandan Chicago Üniversitesi'nden Fransız Edebiyatı Profesörü Robert Morrissey'in de belirttiği gibi, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bu ilk imparatoru her zevke hitap eden bir kimliğe de sahipti. Harcı, tarih, efsane ve edebiyatla yoğrulan bir imaja sahip Şarman'ın, Morrissey'in de dediği gibi, ölümünden 16. yüzyıla kadar savaşçı, Hristiyanlığın koruyucusu, adaletin sigortası, kanun yapıcı, fakirlerin babası olarak görülürken, erken dönem kayıtlarında kendisinden Hristiyan Fatih, daha sonrakilerde ise sınırlı monarşi taraftarı bir yönetici olarak bahsediliyordu. Şarman'ın bu krallık karşıtı imajı 17. ve 18. yüzyılın Bourbon monarşisinin hoşuna gitmemişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru ise sadece Alman olarak görülmüş, Fransız tarihi ile bir ilgisi olmadığı ileri sürülmüştü. Birleşik Avrupa fikrinin siyasi olarak dolaşımda olduğu günümüzde ise bu fikrin ağababası olarak hiçbir zaman bu kadar gündemde olmamıştı. Uzun boylu, güçlü, güler yüzlü ama acımasız biriydi. Yüzmekten, avcılıktan ve ata binmekten hoşlanıyordu. Krallar ve prensler huzuruna çıktığında ayaklarına kapansa da özel hayatında, özellikle 4 eşinden ikisinin ve annesinin yanında oldukça ezik olduğu söylenirdi. İngiliz tarihçisi Norman Davies, Birleşik Avrupa fikrinin Şarman ile başladığını öne sürer. Abbasi halifesi Harun Reşit ile sıkı ilişkileri vardı. Reşit, Şarman'a bir santranç takımı armağan etmişti. 800 yılında Papa Leo kendisine Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giydirdiğinde, papalık tarihinde ilk ve de son kez bir papa bir kralın önünde diz çöküyordu. Kendisi, beni imparator yapacağını bilseydim kiliseye gelmezdim dese de, tarihçiler papanın o dönemde Şarman'ın bilgisi dışında hareket edemeyeceğini söyler. Ölümünden sonra üç oğlunun arasında baş gösteren anlaşmazlıktan dolayı imparatorluğu Doğu ve Batı Franklar olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Franklar günümüz Fransa'sına, Doğu Franklar ise önce Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na, ardından da günümüz Almanya'sına dönüştü. Her ne kadar okuma yazma bilmeyen tek Frank kralı olduğu iddia edilse de, İngiltere ve İrlanda'dan getirdiği bilim adamları ve sanatçılarla topraklarında Rönesans hareketi başlattı. Sanat, bilim ve ticaret döneminde gelişti. İktidarında gerçekleşen 50 askeri seferin en az yarısında en ön safta at koşturdu. Savaşı lojistiğine varıncaya dek kendisi planlıyordu.
cephedeki hızlı manevraları ileride Napolyon'a da ilham kaynağı olacaktı. İslam'ın Avrupa'ya dolu dizgin girişine set çekmesi nedeniyle Hristiyanların gözünde ayrı bir saygınlığı vardır. İspanya'yı Müslümanlardan kurtarmak için çıktığı Katalan seferi birçok destan ve efsanenin doğmasına beşiklik etti. En gözde şövalyesi Ranald'ın öldürülmesini konu edinen 4000 satırlık destan, Fransız edebiyatının bilinen ilk büyük eseri olarak kayıtlara geçmişti.